İstanbul'da bir taksici aracına turist yolcu aldıktan sonra taksimetreyi açmadı. Ve turistin uyarısını reddeden taksici kısa mesafe içinde 200 lira istedi. O anlar Koreli turistin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına yansıdı. Adres? Adres, bana adres. Güney Koreli sosyal medya fenomeni İstanbul'da taksiye bindi. Taksici de onu trafik var deyip canlı yayında dolandırmaya çalıştı. Where are you from? Korea. Böyle giderim, 200 lira. 200? Trafik çok. İstanbul'daki bazı taksiciler sadece turist alıp onları da kandırıyor. İşte onlardan biri de bu taksiciydi. Güney Koreli sosyal medya fenomeni bir süredir İstanbul'daydı ve Sütlüce'de bir otelde kalıyordu. Dışarı çıktı. Bu caddede taksi beklemeye başladı. Birkaç dakika sonra beklediği taksi geldi. Yolcular indi, o bindi. Sosyal medyadan da canlı yayındaydı ve o anda onu binlerce kişi izliyordu. Kadın gitmek istediği yeri söyledi. Taksici 200 lira istedi. Where are you from? Korea. Böyle giderim, 200 lira. 200? Koreli fenomen taksimetreyi gösterdi. Şoför de trafik var dedi. Well, what about meter? Taxi meter? No, trafik çok var. Traffic. Dolandırıldığını anlayan kadın pazarlığa tutuştu. Taksiciyle 150 liraya anlaştı. 100? En son sana bunu yaparım, minimum. Okay. 150. Canlı yayında ücret pazarlığını izleyenlerden bazıları dolandırıcı Türkler yorumunu yaptı. Yani o taksici Türkiye'yi tüm dünyaya rezil etmiş oldu. Görüntü internette yayılınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Kentin turizmini olumsuz etkileme suçundan taksi 10 gün bağlandı. Taksicinin şoför belgesi de 20 gün iptal edildi.